Türkiye'nin birçok ilinde koronavirüs vakaları son günlerde %100 artış gösterdi. Salgının ilk aylarında ilk 5'ten düşmeyen Konya'da da şu an için tehlikeli boyutlara ulaşmasa da rakamlarda artış var. Türkiye'de 27 Kasım Cuma günü 171.113 test yapıldı. 29.845 kişi de koronavirüs tespit edildi. 3.845 kişi de iyileşti. 27 Kasım'da 177 kişi yaşamını yitirdi. Bu vefat sayısı bugüne kadarki en yüksek günlük rakam olarak kayıtlara geçti. Maske, mesafe ve temizlik şu an için uyulması gereken en önemli kurallar. Dünya genelinde rakamlar korkutucu boyutlara ulaşırken gözler aşı çalışmalarında. Türk halkının aşıya bakış açısı araştırıldı. 1000 kişiyle görüşülen çalışmada Türklerin koronavirüs aşısına üretildiği ülkeler bağlamında temkinli yaklaştığı ortaya çıktı. Görüşülen her 3 kişiden biri aşı Türkiye'de üretilirse hemen olurum cevabını verdi. Türkiye'mizde çıkarsa yaptırım. Peki Çin'den ya da Amerika'dan gelirse? Çin'den geleni yaptırmam. Neden? Ya güvenemiyoruz ondan. Ama kendi aşımız çıkarsa Türkiye'de yaptırırız. Her 10 kişiden yalnızca biri üretildiği ülkeden bağımsız olarak hemen aşı olacağını ifade etti. 10 kişiden 4'ü ise aşının denenmesi için bir süre bekleme, %15'i ise kim üretirse üretsin koronavirüs aşısı olmama kararında. Yaptırırım. Yani artık maskelerden de bunu aldık. Sosyal mesafe, eski yaşantımıza dönmemiz için bence herkesin de yaptırması gerekir. Koronavirüs aşısını Türkiye'de üretirlerse hemen olmak isteyenlerin dağılımına bakıldığında oran erkeklerde %38, kadınlarda %29. Aşıya hemen olmam, denenmesini beklerim diyenlerin oranı 18-34 yaş grubunda %47, 35-54 yaş grubunda %36 ve 55 yaş üstünde ise %30 oranında. Kim yaparsa yapsın hemen aşı olmam, bir süre denenmesini beklerim diyenlerin oranı eğitim arttıkça artıyor.